Evimi ver hep. Üzgünüm, ne yazık ki dinar yakalanmış. Nerede yanlış yaptık ki? Bizde kapıyı açmak için anahtar yoktu. Ayrıca kapıyı da kırmamıştık. Kapı kırılmamış ve açıksa burada suçlu gardiyandır. Allah'a yemin olsun ki dinar Allah'ın ihlaslı kullarındandır. Velid'in onu benim yerime öldürmesine gönlüm nasıl razı olsun? Ey dinar, büyük bir yük yükledin sırtıma. Bundan böyle iki kişi yerine yaşamam gerekecek. İki yürek için çarpacak kalbi. Bu da benim gibi biri için çok ağır bir imtihan. Es kabilesinin dinara vefa borcu vardır. Kıyam etmemesi ve sessiz kalması ise utançtır. Velid aklı sıra bizim cesaretimizi ölçüyor. Ben dinarı kurtarmak için 40 yürekli savaşçı istiyorum. İndirin kılıçları! Ne oldu? Bu ailevi bir sorun. Velid tarafından herhangi bir saldırıya maruz kaldığımızda kendinizi savundunuz. Silah kuşandınız ve ben de size yardımcı olarak bunu kabul ettim. Velid aptal değildir. Sizler dinarı kurtarmak için Velid'in adamlarıyla savaşmak zorundasınız. Bu olursa Velid hemen cihat hükmü verir. Halifenin izni bile olmadan bize saldırır. Ve hepimizi bir anda yerle bir eder. Başka çaremiz yok Cündep. Onursuzca oturalım da dinarın parça parça doğranmasına razı mı olalım yani? Ne onurundan bahsediyorsun? Sizler Müslümansınız. Bu iş kabile taasumundan öte değil ki. Hangi korkaklıkmış? Ezdiler. Ezdilerin gururu mu? Yoksa İslam'ın onuru mu önemli? Niçin? Niçin Müslümanın kanını dökebileceği bir fitnede başı çekmek istiyorsunuz? Sen bizim kabile reisimizsin. Sen söyle, ne yapmalıyız Cünde? Velid benim teslim oluşumla dinarı serbest bırakacağını kabul etseydi eğer, ben hemen gider teslim olurdum. Ama ne yazık ki onun ne sözüne güven olur ne de ameline. Dinar şehit olacak. Allah günahlarını bağışlasın. Bize düşense böylesi musibete sabretmek olacak.
Hündep, Malike Eşler seni görmeye gelmiş. Ordularıyla savaşacak mıyız? Hayır. Velid'in ordusu bizimle savaşacak. Ne fark eder ki Ebu Müverri? Farkı şu ki kardeş katlini başlatan onlar olacak, biz değil kardeşim. Halifenin hükmü Kufe'ye varana kadar bizler dağların taşların sırdaşı olacağız cengaver. Savaş istiyoruz, savaş. Hepimiz buna hazırız. Hoş geldin Malik. Hoş bulduk canım kardeşim. Seni görmek ne güzel dostum. Allah'a yemin ederim ki sihirbaza vurduğun kılıç darbesini duyduğumda çok kıskandım. Bravo. Senin o kılıç darben bana Ali'nin Hayber'deki kılıç darbesini hatırlattı. Çok büyük bir iş yaptın Cündep. Dün gece Kufe fitnelere gebe kalmıştı. Hatta gökyüzünde bile bulutların rengi değişmişti. Allah'a şükürler olsun ki seni iyi gördüm. Niçin endişelisin Malik? Bu fevalisine göre sapkın insanlarız. O yüzden Velid bizi sevenleri de cezalandırıyormuş duyduğuma göre. Alt ediyor. Velid gibiler Kayser ve Kisra gibi hükümdarlık peşindeler. Unuttukları tek şey ise onların tüm ihtişam ve görkemlerine rağmen nasıl darmadağın olup gittikleridir. Şeyh sana bir mektup gönderdi. Ona bir şey olmasından korkuyorum. Onun hükmü Velid gibilerinin belini büktü resmen. Sağlığı nasıl peki? Eskiden olduğu gibi kötü, iyi sayılmaz. Velid'in saçmalıkları onu daha da kötüleştirdi. Evet. Cündep, unutma ki Ali Allah'ın yeryüzündeki hüccetidir. Kendi peygambere hepimizden daha yakın ve Allah'ın kelamını da hepimizden daha iyi bilen biridir mutlaka. Ali hala Halife Osman'a biatlıdır ve bununla birlikte halifenin atadığı valileri kendisinden çok daha iyi tanıyor. Mutlaka sen de Ali'nin suskunluğunun sırrını anlamış olmalısın. Bil ki şehirlerde gelişen olayları halifeye bildiren kişi Mervan bin Hakem'dir. Aynı şekilde halifenin hükmünü de kendi yazıyor. Senin Velid'le arandaki çekişmeden dolayı Mervan hakemlik yapmadan bir an önce Medine'ye hareket et ve bu konuda Ali'nin görüşünü al. Çünkü Kufe saldırısının doğuracağı fitne öyle büyük olacak ki ölülerden büyük bir tepe oluşacağından asla kuşkun olmasın. Eğer insanlar kanı kanla temizlemeye kalkışacak olursa Muhammed ümmeti bir an bile rahat yüzü görmeyecektir. Acele etmelisin Cündep. Atını ve yükünü hazırla. Halifenin uydurma hükmü Kufe'ye varmamalı. Velid, Dinar'ı öldürmekle insanlara büyük bir gözdağı verdi.
Velid Dinar'ı öldürdü mü yani? Cesedini de şehrin girişine astırdı. Ateşten gömlek giydin sen. O dağ gibi yüreğinle. Ah Dinar, kardeşim. Ya Rabbi, onu da Bedir ve Uhud şehitleriyle birlikte haşreyle. Tövbe. Dışarıdan erkeklerin göreceği bir yere oturmuşsun yine kızım. Senin gibi kıza pencere kenarında oturup şehre giren herkese kendini göstermek yakışır mı? Endişelenme baba. Kufede beni gözleri gören tek kişi varsa o da Velid'dir. Kufeli erkeklerin hepsi kör. Zaten Velid de hepsinin yerine beni izliyor. Tövbe tövbe. Kadınlık öğrenip un öğüterek hamur hazırlaman, hurma ayıklaman gerekirken Kufe valisinin bakışlarıyla mı uğraşıyorsun? Ekmeğin mi pişmedi? Yemek mi yemedin? Elbisen mi kirli kaldı? Söküğün varsa ver de dikeyim babacığım. Hiç komşu kadınlardan bir çocuğun karın ağrısını nasıl tedavi edeceğini sordun mu şimdiye kadar? Bunu çocuğum olduğu zaman sorarım. Halifenin elçisi geldi saygıdeğer babacığım. Kufe kadısının azledilme fetvası gelip çattı sonunda. Bunu sen nereden biliyorsun? Rüyamda görmüştüm. Yine koca karı efsanelerine dalmışsın kızcağızım. Babacığım. Sen gerçekten Kufe valisinin Esed kabilesiyle cihat yapmak için halifenin fetvasını beklediğine inanıyor musun? Müslüman bir kabileyle cihat mı dedin? Savaştıkların kafir olursa buna o zaman cihat adı verilir. Halifeye olan bir adını bozan kim olursa olsun, kelime-i şehadet getirse bile kafirdir ama. Boyundan büyük işlere karışıyor gibisin yavrum. Dikkatli ol biraz. Tüm farzları kılıçla bana öğreten sendin. Yoksa unuttun mu? Kılıcı ilgilendiren farzlardan kadınlar muaftır. Cihat erkek işidir, kadın işi değil. Cihat işleriyle uğraşacağına aile kur, çocuk büyüt, çocuğunla ilgilen. Niçin evlenmiyorsun sen bakayım? Bunu kızlarına anneler sorar babacığım. Ama ben annesi ölmüş bir kızım. Annem iki erkek çocuk doğurdu. Ama hiçbir şey olmadı. Ama beni doğurmak istediğinde sanki Azrail'in yardımcısı olmuştum. Ölümüne ben sebep oldum baba. Doğuştan kanla yoğrulmuşum. Bismillah. Keşke kaderin masum bir çocuğu nasıl da bir katile dönüştürebildiğini anlayabilseydim babacığım. Sen Yüce Allah'ın kaza ve kaderi konusunda çıkmazlara düşmüşsün. Güçlü olmalısın. İnsanın nefsi sürekli zayıf bir noktasını yakalayarak tüm inancını yıkmak için can atıp durur.
Sözlerin biraz isyan kokuyor. Eğer kendini suçlu görüyorsan günah işliyorsun demektir. Boş ver şimdi. Velid'in habercisinden ve hediyelerinden bahset biraz. Velid sihirbazın öldürülmesiyle ilgili halifenin fetvasını soracaktı. Sihirbazın öldürülmesi bahaneydi. Yani halifenin Esed kabilesiyle cihat fetvası vermiş olması mümkün mü? Esedlilerle savaşmak için Velid'in böyle bir fetvaya ihtiyacı bile yok baba. Müslüman olan Dinar'ı öldürürken birilerinden izin mi almıştık? Korktu mu? Hayır. Biatini bozan Esedliler Velid'e açıkça düşmandır. Bilinen düşmandan hiç kimse korkmaz baba. Velid'in korkusu gizli düşmanlarından. Gizli düşmanları kim olabilir peki? İlk kişi Kufe kadısı. Baba, sen namazlarında Velid'e uyuyor musun? Demek öyle. O halde sen de Velid'in gizli düşmanısın. Kanını dökerse hakkı var yani. Ne biçim bir mahluksun sen? Kılıç bilmemene şükretmeli. Yoksa senin bu zekanla kılıcın birleşmiş olsaydı... yüzlerce velid elinden kana alıyor olacaktı. Keşke erkek doğsaydın Kutam. Eğer erkek doğmuş olsaydım, abilerim Yakup'un oğullarının kardeşleri Yusuf'a yaptıklarını bana da yaparlardı. Kadınlığımdan memnunum ben. Siz erkekler kılıcınızla övünüyorsunuz. Ama kadınların kılıçtan çok daha keskin silahları olduğunu unutuyorsunuz. Bu akşam halifenin hükmü camide okunacak. Eğer dinleme cesaretin varsa camiye gelirsin baba. Sana bu ihtiras kimden miras kaldı böyle Kutam? Ya Rabbi, bu kızın sonunu hayırlı eyle. Sen ona yardımcı ol. Halifenin hükmü bu. Okusana. Şaşırmış gibisin İbni Mesud. İnanamadın değil mi? Sorman gereken soru sihirbazın ölümüyle ilgiliydi Velid. Halife ise benim azledildiğimi bildirmiş. Benim azledilmemi mi bekliyordun yoksa? Hakkımda ne iftiralar attın? Ne yalanlar uydurdun hemen söyle bana. Ağır ol be adam. İftira etme. Ben sadece birinin sihirbazın hükmüyle ilgili peygamberden naklettiği hadisin sıhhatini sordum. Hepsi bu. Peki öyleyse halife beni niçin azletmiş? Ve hadisin sıhhatiyle ilgili en küçük bir konuya değinmemiş. Değinmiş. Değinmez mi? Halife seni görevden azletmekle...
hadisin uydurma olduğu hükmünü de anlatmak istemiş. Halife Ezdi Cündep hakkında şefaat edildiğini yazmış. Bu ne demek biliyor musun? Katilin suçsuz ve hadisin ise doğru olduğu anlamına geliyor. Cündep Ali sayesinde bağışlanmış. Okumadın mı? Okudum, okudum. Eğer sihirbazın cezası bir kılıç darbesi değilse Cündep katildir. Ne Ali hakkı inkar eder ne de halife birinin vasıtasıyla hakkı görmezden gelir, anlıyor musun? Bu vasıta Ali bile olsa halife neye dayanarak beni azlediyor? Ben ne bileyim? Git halifeye sor onu. Eğer halife maslahat icabı birini atar veya azlederse günah mı işlemiş oluyor? Bu işin altında senin ve Mervan'ın parmağı olduğu kesin. Tartışacak halim yok benim. Ne halim varsa gör canım. Bizi niye gerilime sokuyorsun? Sözün özü şu. Biliyorum. Bundan sonra Kufe'nin kadısı da sen olacaksın. Hay Allah, senden razı olsun bildiğin. Yalnız halifenin sözlerinin devamı da var. Bundan böyle sen Beytülmal'in anahtarcısı konumundasın. Yani bundan sonra hesap işleriyle ben ilgilenmeyeceğim. Öyle mi? Gidin bu iş için başka bir hamal bulun. Ben bu hazinenin ya tek sorumlusuyumdur ya değilimdir. Sorumluysam eğer kendi hakkından bir dinar fazla alamayacaksın. Bunu asla unutma. Bu haksızlık olur ve ben buna izin vermeyeceğim. Anlıyor musun? Sen halifenin hükmüne itiraz mı ediyorsun? Ben senin saçmalıklarına itiraz ediyorum. Sen beni hazineden uzaklaştırarak rahat hareket etmek için halifeye hakkımda yalanlar uydurdun. Bu da ne demek? Heh? Makam düşkünlüğünü görüyor musun Ebu Zübey? Nefs-i emmare işte budur. Makamı elinden gidiyor diye yaptığı iğrençliklere bakar mısın? Makamınız yerin dibine batsın sizin. Halife bu hükmüyle sırtımdan büyük bir yükü kaldırdı benim. Halifenin el yazısına hakaret etmek bunu sindiremediğinin en büyük göstergesi. Senin gibiler sadece konuşmayı bilir zaten. Uygulamaya gelince gerisiniz. Halifenin el yazısı sadece bir deri ve mürekkepten ibarettir. Allah'ın ayeti değildir. Benim acım makamımı kaybetmemden değil, hazinenin talan edileceğindendir. Senin hazineye tam 100.000 dinar borcun var. Eğer bu borcu hazineye ödemezsen Kufe'yi senin başına yıkarım, bilmiş ol. Merdan. Emredin efendimiz. Adım adım takip edin. Sürekli izleyin. Kendisi veya elçisi Kufe'yi terk etmemeli. Neden benim peşimdesiniz alçak herif? Benden ne istiyorsunuz?
kan kokusu aldınız değil mi? Aç kurtlar! Sakin ol İbni Mesud. Senden ne isteyebiliriz neden ki? Neden beni takip ediyorsunuz ha? Hadi konuş, delirdin konuş. Mi sen? Asıl deli olan sensin, alçak herif. Niçin bir eşkıyanın emriyle insanları öldürüyorsunuz? Niçin Dinar'ı öldürdün, iğrenç adam, söyle! Bağırmış saçından sakalından da mı utanmıyorsun? Derini yüzeceğim senin. O adi efendin sayesinde canınızın her istediği altı işleyebileceğinizi mi sandınız? Heh. Aman Allah'ım. Heh. Kadı efendi. Kadı Heh. Efendi. Heh. Ne oldu? Nereye böyle kutu? Kufe kadısının hayatı tehlikede. Ne? Kadının hayatı mı tehlikede? Ne bekliyorsun kızım? Ver şunu bana çabuk. Ne kadar da asabi biri bu yaşlı adam. Çekil şuradan. Kadıyı öldürmek mi istiyordun Verdan? O beni öldürecekti. Tabii fenalaşmasaydı. Asasıyla göğsümü deliyordu neredeyse. Sen onu takip ediyordun. Ve sen de beni izliyordun. Gidelim. Yüz bin dinar kimin malıydı ha? Halife valiye bağışlasa bile Allah bağışlamayacaktır. Belirtilen miktar efendimizin gittiği her kasabada şerefine kesilen develerin hepsinin toplamıdır. Hifa kasabasından Beytül İmare'ye kadar olan bölgelerde kesilmiştir. Efendimizin yüzü su hürmetine aynı bölgede dağıtılmıştır. Tatlı ve bakliyat 3 sandık. 5 sürü ayrıca süt koyunu alınmıştır ki... bunların hepsi valinin 5 parmağının hürmetine 5 bölgeye dağıtılmak üzere kesilmiştir. Gerdanlık ve bileklik de aynı şekilde süs eşyası olarak... yine değerli takı eşyası hazırlanması amacıyla 11 kilo ham altın alınmıştır. Altınların işlenmesi için tutulan Lulu Usta'ya 3000 dinar çalışma ücreti ödenmiştir. 4000 dinar ipek ve keten alınmış. Aynı zamanda valinin kullandığı binekler için özel olarak hazırlanmış üzengi ve eğerler için 11 bin dinar mı? At binmeye korkan, attan nefret eden Velid ne diye binek eğerine 11 bin dinar ödüyor? Bu ne saçmalık böyle? Ben bu işlerden pek anlamam efendim. Ebu Zübeyd daha çok şiirden, kadehten ve yıldızlardan anlar efendimiz. Evin gelir giderlerine teyzeniz bakıyor. 60 dinar teyze hanımın diş hekimi gideri, parça kumaş için de 50 dinar. Boynunu kırarım onun. Teyze gelsene biraz. Al. Kır hadi. Rahatlarsın. Kır, dök, dağıt. Benim hazineye 100 bin dinar borcumu sen mi ödeyeceksin baş belası? Madem uydurma gider yazacaksın, hiç olmasa düzgün şeyler yaz da öküzler de inansın. Diş hekimi, tül, parça, kumaş, hadi neyse. Peki bu üzengi ve eğer diye yazdıkların da neyin nesi? Hem de 11 bin dinarlık eğerleri ahırda otlayan atlara binemediğimiz zaman rezil etsin diye mi ödedin yani? Burada durup senin saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok. Akşam yemeği hazırlıkları için mutfakta olmam gerekiyor. Susma, konuş. Cevap ver hadi. İnsanlar camide toplanmış Kufe valisini bekliyorlar.
Geç olmadan kalk da git. Sorarım. Küfe varisi kendi evinde olup bitenlerden bile habersizken bu insanlara nasıl faydalı olabilir ha? Yani gerçekten bilmiyor musun? Öyle mi görünüyorum yani? Hifa aldığın en güzel kızın köyünün adıdır. Ve kızını alırken babasına adet yerini bulsun diye binlerce altın değerindeki o atı ve eğerleri bağışladın. Listede bulunan koyun sürüleri ise kabile reislerine zor anlarında yanında olsunlar diye verdiğin rüşvettir. Ve tül parçalar ve ipekten kumaşları da yatağın güzel görünsün diye aldık. Unuttun mu? Kes artık, yeterli bu kadar. Dalgalarla boğuşan kırık bir yelkenli gibiyim. Ah cananım, görüyor musun? Zaman ve ortam bile ölüme mahkum oluyor. Siyasetin kor ateşi yandığı anda. Söyle bakalım, ne yapayım Meleğim? Yaşa. Yaşamak için binlerce kişinin ağzının kokusunu çekmek ve sürekli yalan konuşmak zorunda kalıyorum. Herkes aynı sorunu yaşar. Tak hadi şunları, camide seni bekliyorlar. Seni izlemek en büyük farzdan bile daha önemli. Gözlerini kırpma ki yapacağım 3 saat konuşmanın enerjisini senden alayım. Gözlerim sana olan vefamın sembolüdür. Bu gözler bir gün kapanırsa o gün ya ben ölmüşümdür ya da vefa. Tak hadi. Ey inananlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ardından sizleri kabileler haline getirdik ki tanışıp kaynaşasınız. Allah katında sizin en değerliniz, en takvalı olanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'a sığınmak lazım. Bu sözler Allah'ın sözleridir. Peygamber ailesine yakınlık, Allah'a yakınlık anlamına gelmez müminler. Peygamberle kan bağı taşımak bile aynı kısma girer. Bakınız, şeyhler peygamberin sahabesi olma hasebiyle mi değer kazanırlar, yoksa dindar olma hasebiyle mi? Halife Osman bin Affan peygamber sahabesi değil miydi? Yoksa haşa onun imanı zayıf mı? Şeyhler ahiret işleriyle daha çok haşır neşirdirler. Dünyevi işlere vakitleri yoktur. Onlar bu görevi kabul etmişlerse kendilerine vazife bildiklerinden dolayı. Heva ve heveslerine uyduklarından değil. Benden önce başka bir sahabe sizin valinizdi. Sa'd bin Ebu Vakkas. Sizler ondan şikayetçi oldunuz. Halife de onu azletti. Şikayetçi miydiniz, değil miydiniz? Haklı mıydınız, haksız mı? Ben onu bilemem. Sizinle Allah arasındaki mesele bu. Allah cehennem ateşini Müslümanlara haram kılmadı. Sa'd azledildiği vakit kalkıp halifeye ihanet mi etti? Halifelik ve yöneticilik makamını kalkıp aşağıladı mı? Niçin yapmadı? Niçin yapmadı? Söyleyin neden? Çünkü Allah azabından korkuyordu. Ben sizlere halifenin hükmünü açıkça okudum. Şahitlerin ifadesine göre Kufe kadısı azledilmesini benim yüzümden sanıyor. Aleyhimizde konuşup küfürler savuruyormuş. Kadının hakaretlerinin cezasına gelince sonraya kalsın, boş verin. Fakat bir diğer mesele, ben ve kadı niçin tartıştık? Bunu biliyor musunuz? Velid mi Allah'ın evini bana yasaklayacak ha? Velid! Siz bekleyin. Allah'ın helalini bana haram mı kılıyorsun? Sonra da haramını kendin için helal kılıyorsun ha?
Unutma ki Müslümanlığı ikrar ettiğin sürece sen Müslümansın Velid. Gizli işlediğin günahlarsa senle Allah arasındadır. Fakat benim görüp bildiklerim hakkında sessiz kalacağımı sanıyorsan yanılıyorsun Velid. Anlıyor musun beni? Hakkında söylenenlerse beni hiç ilgilendirmiyor. Görmenin hükmüyle işitmenin hükmü arasında çok fark vardır. Ey müminler! Velid Kufe hazinesine 100.000 dinar borçludur. Bunu bilesiniz. Kufe hazinesi sorumluluğu bende olduğu sürece ben o borcu kendisinden alamadım. Kendiniz bilirsiniz. Bu hakkınızı ister alırsınız, ister bağışlarsınız. Beni anladınız mı? Niçin böyle konuşuyorsun Kadı Efendi? Ben sana hangi helali haram kıldım söyler misin? Minberde vaaz edip hutbe okuyacağım süre içinde camiye girmemeni istedim, hepsi bu. Çünkü sen içeri girdiğinde hutbemi böleceğini düşündüm. Şu anda içeri girdin ve hutbemi yine böldün. Buysa kendi emirine isyandır. Ha? Eğer benim senin üzerinde hakkım varsa bu amel defterine yazılacaktır muhakkak. Kıyamet gününde muhakkak seninle hesaplaşacağız, unutma. Az önce bahsettiğin borçlu olduğum 100.000 dinara gelince de. Haklısın. Borçluyum. Ben senden bu borcu ödemek için de süre istedim. Ama sen vermedin. Ben sadece bunu halifeye bildirdim, o kadar. Bana param oluncaya kadar ödeme vademi uzat diyor. Peki sen fakir biri misin ha? Ben sana verdiğim 100.000 dinarı belirli bir müddet için ödeyesin diye mi verdim, yoksa bir ömür boyu sende kalsın diye mi? Giderini kıs, hizmetçini, nedimelerini azalt da üzerine farz olan borcu kapat. Allah'a yemin olsun ki eğer borcunu ödeyeceğini bilseydim ona ödemesi için mühlet tanırdım mutlaka. Nehrin ne zaman tersine aktığını görürseniz biliniz ki Velid de o zaman hazineye borcunu ödeyecektir. Ben buna inanıyorum. Bu konuşmaların karşılıksız kalacağını mı sandın? Sen insanların hazinede olan parasını mı düşünüyorsun, yoksa azledildiğin makamı mı? He? Niyetin pek iç açıcı değil. At niyetlisin sen efendi. Allah buyurur ki sözün güzelini dinleyip ona uyanları müjdele ey Resulüm. Allah'a sığınırım. Müminler her ikimizin sözünü de dinlediler. Başka bir konuya gelince, acaba bir insanı sadece tahminle hırsızlıktan dolayı yargılayabilir miyiz? Söyleyin bana. Velid. Hı-hı. İbni Mesud senin gibi dünya düşkünü bir insan değil ve en ufak bir birikimi bile yok. Kendi Bedir Savaşı ve Rıdvan Biatine katılmıştır ve senin sözünü ettiğin Halife Osman bile böyle bir şerefe nail olmamıştır. Sizler ne şeriat kanunlarına göre hareket ediyorsunuz ne de geçmiş halifelerin sünnetine uyuyorsunuz. Ömer'in haç masrafı 16 dirhemdi ve kendi diliyle de israf olduğunu söylemişti. Ama sizler hazineden 100.000'lerce alıyorsunuz. Acaba halife bunları bildiği halde yine sizden istemiyor mu? Kadınlar evlerinin süsleridir. Halkın arasında bu şekilde haykırarak konuşmaları caiz değil. O perde arkasından konuşuyor. Kendini namahremden gizlemiş durumda. Konuştuğu da asla yanlış değil. Hak hangi dilden dökülürse dökülsün haktır. İster erkek olsun, ister kadın. Kufe kadınlarını İbni Mesud'un yetiştirdiğini bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Sen haddini bil alçak herif. Kutamı ben yetiştirdim. Ey Kufe halkı, size söylüyorum. Hepiniz kadıya borçlusunuz. O size vahiy kelamını öğretendir. Peygamber hadisini anlatandır. Vali ile onun arasındaki tartışmada dikkat edin. Sakın dininizi dünyaya satmayın. Namaz kılarken uyduğunuz insan Müslüman olan dinarı suçsuz yere öldürmüştür. Halife Osman Cündeb'i suçsuz buluyorsa bu dinarın haksız yere öldürüldüğü anlamını taşımaktadır.
bu adama uyarak kıldığınız namazların hepsi batıldı. İbn-i Mesud'la kılıyoruz. İbn-i Mesud namaz kıldıracak. Seni vali avına çıkmış görüyorum hanımefendi. Evet, sürekli valiler avlayacak değil ya. Kendine dikkat et. Ediyorum. Pekala. Biat edin ki sizleri cehalet girdabından kurtarayım. Allah'a şükürler olsun. Labali herif. İçeceğimiz yok. Velid. Allah kabul etsin. Eğer namazda Kufe'nin valisine uyulması haramsa, Kufe'nin kadısına uyulur, ne dersin? Halkın işi uymaktır. İster velid olsun, ister kadı. Seni iki yüzde alçak, yalancı! Velid, dur bakalım. Bu ne öfke böyle? Hem bu acele de ne, ha? Bir kadınla bile tartışmaktan aciz olan sen, nasıl kadıyla başa çıkacaksın, söylesene. Ben senin teyzenim Velid. Camide seni paralayan kadın değilim. Ama zarara girmiş sayılmazsın. Onu gördün mü? Hayır. Perde arkasından nasıl görebilirdim ki? Ya Rabbi, o ne güzellikti öyle. Keşke bir nebze imanın olsaydı da onun bir bakışıyla heba etseydin. Korkunuz. Korkunuz o siyah gözlülerden, fırlattıkları ok acıyla geçer gönüllerden. Rakip olur Tanrı'ya bakan o sihirli gözlerden. Tanrı bir işaretle, dilber bir gamzesiyle, bin bir ordu sahibi kumandanın yüreğini sarsar en derinden. O adamla karısına öyle bir ders vereceğim ki göreceksiniz. Kime ders verecekmişsin Velid? Alnı deve dizi gibi secdeden nasırlaşan o alçak herife. O adam babasıydı. Kutam'ın babası. Hı? Kutam ev kızı mı ki? Hı-hı. Sonunda tam sana göre bir gelin buldum. Can düşmanımı evimin kadını mı yapacağım? Asla. Kadınların hilelerini bilmen için kadın olman gerekirdi Velid. Kutam o konuşmasıyla seni avlamak için bir tuzak hazırlamış oldu. Anlamazlıktan gelme şimdi. Onun güzelliği de cesareti ve zekası yanında hiç kalır, sakın unutma. Kutam tam sana göre bir kız. Kendinden esirgeme. Dikkat et, evin hanımı bunları duymasın. Kabile evliliği ile şeriat evlilikleri dar bir elbise gibidir. Giymedin mi açıkta kalırsın, giydin mi perişan olursun. Sen evin hanımını bana bırak. Otur da Kutam'ı ele geçirmenin yollarını ara. Küçücük dilini hareket ettirmen mi daha kolay, yoksa koskoca kafanı mı? Küçücük dilim tabii ki. Yaratılış sırlarında der ki, dili hareket ettirmek değerli kadınlara mahsustur. Denir ki kadınlar iftar vakti uykuya dalsalar bile dilleri sahur vaktinden önce uyumazmış.
Bizim gibi zavallı erkeklerin sizlerin huzurunda başını sallamasından doğal ne var ki? Sen neyi kıskanıyorsun şair efendi? Sizin gibilerin yanında bizim konuşmamız bile abestir. Sizin gibiler siyah bir ben için 70 beyitlik şiirler yazıyor. Şarap iste! Şarap iste de kurtul be adam! Şarap deposu senin elinde. Sen de bizi unuttun gittin. Eğer kadı anlarsa size şeriat cezası uygular yavrum. Şarap içmek için ceza çekeriz. Her ikisine de razıyız. O seni çok seviyor ama. O bana süt verdi Ebu Zübeyt. Kadınlar çocuklarına süt vermekle hayat pınarlarını sunarlar aslında. O benimle yaşıyor. Pekala. Bugünkü rezaleti ne yapalım? Küfeliler kadının safında. Bugünlük kadı ileride. Yarına kadar neler değişir neler Velid. Kufe hazinesi senin elinde. Velid. İsmi neydi? Kimin? Bizi bugün camide rezil rüsva eden kızım. Kutam. Sanırım güzel bir lokma olmalı. Teyzen de beğendiğine göre. Al kalem eline Ebu Zübeyt. Olup bitenlerden halifeyi haberdar etmeliyiz. Söyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kufe valisi Velid bin Ukbe'den Müslümanların halifesi Osman bin Affan'a. Bil ve haberdar ol ki Abdullah İbni Mesud halifeye olan biadını bozmuş ve Kufelileri size karşı kışkırtmaktadır. Eğer en yakın zamanda... Eğer ne? Eğer en yakın zamanda Medine'ye çağrılmazsa Kufe'nin işini bitirecektir. Geledi. Söyle. Haris çok kötü. Benimle hiçbir şey konuşmuyor. Tattın mı? Ekşi olmasın sakın. Hares de aynı şekilde kılıcını biliyor sürekli. Cihat emri verildi mi ki? Ekşi mi? Hem ekşi hem de acı. Birlikte mi hamile kaldınız? Keşke camiye gitmeyip yemeği sen yapsaydın Kutam. Kardeşlerinde bu sinir varken... üstüne üstlük bir de yemek kötü olursa vay halimize bizim. Siz Haris'le Hares'i ayarlayın. Ben babamı ayarlarım. Anlaştık mı? Camide bir şey mi oldu? Kim olabilir ki bu vakitte? Kutam, sen bekle.
kim olabilir? Bekleyin. Gelin, gelin. Gelin hadi. Daha yavaş. Neler oluyor Kutam? Bugün kadıyı savunmak için Kufe valisine karşı çıkmıştım. Velid muhakkak adamlarını üzerime salmıştır. Aman Allah'ım. Neden bunu yaptın Kutam? Kadıyı savunacak senden başka kimse yok muydu bu koca şehirde? Kesin şunu, korkmayın. Velid'in işi benimle. Gir içeri hadi. Evet buyurun. Misafir kabul eder misin? Misafir mi? Tabii, neden olmasın. Hı hı. Yalnız mı geldin? Hı hı. Sizler misafirinizi öldürmeyeceksiniz, değil mi? Misafir mi? Ha. Misafir kapıyı usul usul vurur. Casus gibi bakmaz etrafa. Sen misafir değilsin Verdan. Velid'in satılmışlarındansın. Demek oluyor ki Velid'in düşmanlarının düşmanısın. Ne istiyorsun Verdan? Uzun hikaye. Yorgunum Ebu Kutam. Oturmama izin vermeyecek misin? Ebu Kutam, sen ve çocukların Velid gibi son derece güçlü bir adamla başa çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Velid senin gibi eşkıyalara mı bel bağlıyor yoksa? Hayır. Kufe halkı Velid'e bağlıdır. Ama bugün hepsi kadıya uydu, görmedin mi? Yarın kime uyacaklarını da görmek lazım ama. Kufe kadısı bütün çevresine rağmen sizin gibi tehlikelidir. O Velid'e karşı ayaklandı, sizse halifeye karşı. Bu yüzden mi buraya geldin? Ebu Kutam, ben sadece yalnız kaldığınızı söylemek için geldim. Kufe kadısı halifeye olan biadını bozanları desteklemez. Halife de biadını bozanları öldürmekten çekinmez. Ezd kabilesi bunca kargaşaya rağmen dinarı bile savunmadı. Söylemek istediğin nedir senin? Dilerseniz sizi Velid'e karşı savunurum. Biliyorsunuz ki ben onun en yakın sır ortağıyım. Bağışlanmanızı talep edebilirim. Fakat bir şartım var. Ne şartıymış bu? Söyle hadi, durma. Kutam
Artık reşit bir kız. Ve ben de şu ana dek bir yuva kuramadım. Kapa çeneni alçak! Ev sahibinin misafirine kılıç çekmesi yakışık alıyor mu? Müslüman değil misiniz? Ben sizden kötü bir şey mi istedim ha? Kötü bir şartla kapımızı çaldın Verdan. İndirin kılıçları. Siz de şartınızı söyleyin. Kılıca sarılmanızın bir gerekçesi mi var? Şunu hiçbir zaman unutma ki benim kızım eşini kendi seçer Verdan. Kutam. Evet baba. Verdan seninle evlenmek istiyormuş kızım. Eğer Verdan Allah'ın kuluysa onu kabul ederim. Peki ya Velid'in kuluysa kızım? Onunla savaşırım. Duydun mu he? Duydun mu Verdan? Umarım sizin Müslümanlığınıza riya karışmamıştır. Kardeşlerinin her bir kılıcına 100 canımı feda ederim. Kutam. Kötü bir av nasibim oldu. Köpek avlamayı beklerken küçük bir enik nasibim oldu. Yüce Allah buyuruyor ki, ey peygamber, de ki, ben bu tebliğime karşılık sizden ehli beytimi sevmeniz dışında bir şey istemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi buyuruyor ki, Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir. Türkiye'de ilk kez Mehdi Fehimzade'den muhteşem bir yapıt daha, İmam Hasan. Peygamberin biricik evladı, Fatıma'nın gülü, velayet evinin direği, tertemiz sevginin ta kendisi. Ceddin Resulullah şimdi senin gözlerinden bakıyor ve baban Ali senin dilinden konuşuyor. İmamet nuru artık sende parlıyor. Hile, entrika ve ihanetlerle dolu bir dönemden kesitler sunan bu filmi hayretler içinde izleyeceksiniz. Bu filmde İmam Hasan'ın tüm olumsuz şartlara rağmen verdiği onur mücadelesini, düşmanlarının bütün hilelerini alt üst eden müthiş direnişini, aldığı tarihi kararları ve bu kararda ne kadar haklı olduğunu çok daha iyi göreceksiniz. Yaşarken de, şehit olduğunda da sevdiklerinden mahrum bırakılan imam. İmam Hasan, sana selam olsun. Hayranlıkla izleyeceğiniz 12 VCD'lik bu muhteşem yapıta sadece 30 YTL'ye sahip olabilirsiniz. Bir telefonla evinize ücretsiz teslim. Hemen arayın. İrtibat telefonumuz 0212 320 90 90. Diğer ürünlerimiz için www.hismediamarket.com